nasip etti bilmiyorum vallahi billah. Çok hastalık yaşadım. 30 yıl hastalıkla uğraştım. Allah da benim gibi öksüz, garip, yetim bir kula böyle şu kitabı şunu verirsin bize. Neden nasip etti Allah bana böyle bir şey? 30 yılım benim hastalıkla geçti. İntihar bile etmeyi düşündüm. Çok hastalık yaşadım. Bunalıma girdim mesela. 3 ciltli kitap yazdım. Bu kitabı yazarken Türk tarihinde yazılan ilk ilmi kitap. Takıldım, çok nokta oldum. Çözemediğim zaman takıldım kaldım. İlerleyemiyorum. Santim ilerleyemiyorum değil mi? Bakıyorum saatte namaz saati gelmiş. Gideyim namazımı kılayım. Kafamı toparlayayım diyorum. Namaz kılarken günlerdir çözemediğim soru çözülüyor. Çak çak çak. Allah Allah ne oluyor? Namazım gidiyor. O anda aklıma geliyor. Namaz kılarken aklıma geliyor. Ya. Bende de böyle bir şey oldu işte Allah'tan. Eğer ne zaman çözemediğim bir sorun olsa namaz kılarken çözüyorum. Neden? Namaz kılarken çocuğun problemi. Ben namaz kılmak için çocuğun problemi. Namaz kılmak için namaz kılıyorum. Allah için ibadet ediyorum. Ama o anda günlerdir çözemediğim sorun namaza durduğum an çözülüyor. Otomatik aklıma geliyor. Neden? Namaza durduğunuzda Allah'ın huzurunda kafanızdaki bütün düşünceler siliniyor. Huzurda hissediyorsunuz kendinizi. O anda şuur altı kendini temizliyor. Hard disk gibi. Temizliyor. Saat bitti. O zaman çözülmeyen sorun çözüyorsunuz şak diye. Hemen o geliyor sıraya. Çünkü diğer karmaşık bütün problemleri atıyor beyin. Ve o sıraya giriyor. Hemen en kritik çözülmemiş problem. Bir gün Almanya'da meditasyon kursuna gidiyordum. Dedi ki meditasyon kursu veren öğretmen, hoca, ne mutlu ki bize haftada bir gün kiliseye gidiyoruz, ibadet ediyoruz dedi. Niye dediler? Almanlar, bir Türk ben varım Müslüman. Hepsi Hristiyan. Neden dediler? Dedi ki orada dua ederken bütün haftanın dedi yorgunluğunu, stresini atıyoruz, negatif elektriğini atıyoruz, enerji yükleniyoruz. Ruhumuz, gönlümüz, vücudumuz temizleniyor dedi. Bana döndü. Dedi ki sen Müslüman mısın? Müslüman elhamdülillah. Namaz kılıyor musun? Günde 5 vakit. Evet kılıyorum. Bakın bu adam daha şanslı bizden dedi. Daha iyi dedi. Günde 5 defa namaz kılıyor. Günde 5 defa arınıyor dedi. Beyni, kafası, vücudu. Bunlar bizden daha ileride dedi. Keşke biz de böyle günde 5 defa ibadet etseydik dedi. Çok çok iyi olurdu dedi. Bunlar daha şanslı dedi. Ben dedi hangi din olduğu beni ilgilendirmiyor dedi. Hristiyanlık, Yahudilik, Budistlik, Müslüman, şu bu. Önemli olan kişinin dedi, 5 defa ibadet etmesi dedi. İbadet ettikçe beyniniz, zihniniz temizlenir, arınır. Mutlu, huzurlu olursunuz dedi. Aa, Almanlar baka kaldılar, vay canadır. Evet. İslamiyet çok çok önemli. Yaratan, yarattığının özelliklerini en iyi bilendir. Rabbim bize vermiş nimetler, biz kullanmıyorsak o bizim kendi hatamızdır.